Marmaris'in ciğerleri, Türkiye'nin ciğerleri şu anda yanıyor. Bu ormanlar çok sayıda yaban hayvanına da ev sahipliği yapıyor. Onların da canı tehdit altında şu anda. Bölgede 20 ev tahliye edildi. Bu 20 evde 68 kişi, yani 20 evde 68 kişi tahliye edildi. Evet, tahliye edilen araç sayısı 5, büyükbaş hayvan sayısı 13, küçükbaş hayvan sayısı 16. Rüzgarın etkisiyle birlikte gözlemlediğimiz kadarıyla yangın çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Aslında bölgede bizim gözlemlediğimiz kadarıyla çok fazla yerleşim yok. Ancak yakın köylerde tedbir amaçlı 20 ev tahliye edildi. Bunun altını çizelim. Evet, bir önceki bültenlerimizde de bahsetmiştik yine. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı yangınla ilgili soruşturma başlatmıştı. Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü tarafından da çıkış nedeninin tespiti için özel bir ekip kuruldu. Evet, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yangınla ilgili soruşturma başlatıldı ve özel bir ekip kuruldu. Yangının hangi nedenle çıktığına dair bir sabotaj şüphesi var mı? Evet, bunları inceleyecek. Evet, dün saat 20'de çıkmıştı yangın. Hisarönü Mahallesi'nde Bördübet mevkiinde 20'de çıkmıştı yangın. Artık yavaş yavaş gün ilerliyor. Bir günü bulacak, ancak yangın da şu anda henüz tamamen kontrol altına alınabilmiş değil. Çok sayıda ekip dışarıda, 1600 personel dışarıda bu yangını söndürmek için çalışıyorlar. 400 araç, iş makinesi personele destek veriyor yangını söndürmek için. 34 hava aracı müdahale ediyor yangına. Bunlardan 20'si uçak, 14'ü helikopter. Ancak şu an yangın kontrol altına alınabilmiş değil. Burası dağlık bir arazi. Yerleşimin olmadığı bir arazi. Çok tepelerin aşağısında çok nadir olarak köyler ya da pansiyonları görebiliyoruz. Bu nedenle hava kararmadan yangının kontrol altına alınması gerekiyor ki havadan müdahale ile yoksa hava karardığında havadan müdahale yapılamayacak. Bu nedenle de sadece karadan müdahale yapılabilecek ve karadan müdahaleye de çok uygun bir arazi değil. Bunun özellikle altını çizmiştik. Evet, bir yangın, evet, bir kriz masası oluşturuldu yangınla ilgili. Bu kriz masasında kimler var? Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, AFAD kriz masasında Marmaris'teki yangını yerinde izliyor.